Herkese merhaba. Yeni bir haftadan yeni bir manşet programıyla tekrar huzurlarınızdayız efendim. 14 Eylül 2020 Pazartesi. Bir mermi kaç lira K KJ'siyle ile çıktık bugün. Ve yine ya benimsin ya toprağın kapağımız da var. Youtube'dan bağlananlar göreceklerdir. Bütün bunlara bakacağız. Ne demek istiyoruz? Zaten biraz düşünülürse anlaşılır da ben anlatacağım. Tane tane anlatacağım ne olduğunu. Gündeme geçmeden önce e, hafta sonu özel bir yayın yaptım e, manşet programı Monster ekranlarında. Olay TV'nin perde arkası 15 Temmuz'un akıbetini değiştiren adam Cavit Çağlar'ı ve Olay TV olayını anlattım. Ve e, bu olay ilgili bazı yeni gelişmeler de oldu. Onu da ekleyeyim. Bu yayından sonra onu da seyredersiniz. Muhakkak izleyin. Sadece Cavit Çağlar Olay TV özelinde bir yayındı. Cavit Çağlar Olay TV'nin sahibi Fatih Altaylı'ya konuşmuş. Yorum yok, taraf tutmak yok. Yorum yapanı kulağından tutar atarım. Baskı olursa kapatır giderim demiş. E, çok tuhaf, Bu da biraz konuşuldu. Yani olay TV'de çalışmak istemezdim. Cavit Çağlar'la el sıkışmak istemezdim. E, zaten Cavit Çağlar'la el sıkışmam. E, Cavit Çağlar'ın patronu olduğu bir yerde de çalışmam. E, o ayrı bir konu. E, bir diğer konu e, yani neticede bir ismimiz var. Bir kimliğimiz var. Bir durduğumuz yer var. Ve takip eden bizi takip eden insanlara karşı da bir sorumluluğumuz var yani. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla e, artı bugüne kadar getirdiğimiz de bir çizgi var yani. Ahmet Altan'ın tabiriyle bunu çöpe atamayız yani. Atabiliyor mu? Bundan sonra kaç sene yaşayacağımı bilmiyorum. Ama bugüne kadar getirdiğimiz şeyi de çöpe atamayız. Söylediğimiz şeylerin de arkasında durmamız icap eder. E, hepsini geçtim. Yorum yok, taraf tutmak yok. Yani tarafsızlık güzel. Fakat yani medyada tarafsızlık zor onu da söyleyeyim. Tarafsız kalmak da zor. Hadi onu geçtik. Olabilir taraf tutmak yok. Tarafsızlık güzel bir ilke yani. Hiçbir itirazım yok. Ama diğer şeylere bakın. Yani yorum yok. Ya yorumsuz bir şey olur mu? Şimdi muhabire sor soramayacak mı sunucu? E i̇şte efendim saraydaki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı işte ne bileyim 6 saati buldu. Sürenin bu kadar uz uzaması nasıl yorumlanıyor? Yorum yapamayacak muhabir. <laughs> en basitinden söylüyorum. Yorumsuz haber olmaz. Haber yorumlu olur. Haberin kendi bir yorumdur zaten. Yorum yapanı kulağından tutar atarım. Ben Cavit Çağlar'la çalışmam. velevki çalıştım. Bu lafından sonra bir dakika bile durmazdım. Ama diyecek bir şey yok yani. Ha baskı olursa kapatır giderim. Güzel laf. Ama senin bu dediğini yani orada çalışan bir sürü insan var. Hakaret et bu kadar. Ondan sonra da Ha ondan sonra da düzeltmeye çalışmış. E, ona da bakalım. Eksik kalmasın. E, i̇şte yıllardır gazeteci arkadaşlarımla birlikte, o arada Twitter'a girmiş. Hayırlı olsun. E, umarım dur, doğru kullanmayı e, öğrenir. E, ya da işte kendisinden habersiz cebinden mesaj atılmaz veya işte e, ne bileyim e, böyle kazalara uğramaz. Yıllardır gazeteci arkadaşlarımla birlikte yayıncılık yapan biri olarak gazetecileri kulağından tutar atarım demedim diyemem. Ben hem siyasetçi olarak hem medya patronu olarak gazetecilerle hep dostane bir ilişki kurdum. Fatih Altaylı yazmıştı bu satırları. Biraz evvel ekrana getirdiğimiz. Yani sen söylemediysen gazeteci karnından mı uydurdu gazetecileri kulağından atarım lafını? Kulağından tutar atarım lafını Fatih Altaylı. Yani uydurulacak bir laf değil ki bu. Zaten gazete pencereye konuşmuş Fatih Altaylı. Diyor ki dediği her şeyi yazdım. Hatta birkaç şey de yazmadım. İkisinden biri yalan söylüyor. Ya Cavit Çağlar ya Fatih Altaylı. En sevmediğim şeydir yani. Böyle iki, iki taraftan birinin yalan söylüyor durumu. Neyse Allah kolaylık versin. Seyredin e, şu yayını. E, 27-28 dakika. Hem Cavit Çağlar'ı yeni başlayanlar için anlatıyorum. Hem de Olay TV perdarkası ve 15 Temmuz'un akıbetini değiştiren adam. Bir de işin bu tarafı var. Neyse gazeteci gazetecilik demişken Ahmet Altan demişken bir kere daha hatırlatalım. 1138 artı 301 gündür tutuklu. Ahmet Altan. Böyle insanları, böyle değerleri, 70 yaşını geçmiş bir değeri, bir kalemi yazdıklarından, söylediklerinden dolayı içinde, içeride tutuyorsunuz. Düşüncelerine katılmasanız dahi 4 yılı aşkın bir süredir içeride tutuyorsunuz. Düşüncelerine katılmasanız dahi insanların cezaevine atılmasını savunamazsınız. Kalem kalemdir. Kalemden mermi, kalemden silah olmaz. 12 Eylül'ün yıl dönümüydü bundan iki gün önce. Bir kere daha hatırlayalım. Ben de bilmem, yeni nesil de bilmez. 40 sene oldu. 40 sene yani. Darbe gibi darbenin hiyerarşi... E, hiyerarşi içerisinde Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları'nın birlikte yaptığı darbenin ve ülkede bugüne kadar etkisi hala devam eden 12 Eylül darbesinin 40. yıl dönümüydü efendim iki gün önce. 650 bin kişi gözaltına alındı, 39 ton gazete, dergi, kitap yakıldı, 927 basın yayına yasak konuldu, 1 milyon 683 bin kişi fişlendi, 14 bin kişi vatandaşlıktan çıkarıldı, açlık grevi iş, işkence idam cezası rakamları da var, 50 kişi idam edildi. Evet. Ve o günkü Türkiye nüfusu, o günkü Türkiye'deki imkanlara, olanakları da düşünün. Yani 40 sene önceki Türkiye rakamları nasıl korkunç yani. Evet, Hala devam ediyor. Musa Kart paylaşmış. Cumhuriyet karikatüristiydi ve evet içeride yattı aylarca. Ve daha sonra Cumhuriyet'in şu anki yönetimi iktidarla anlaşıp, saraya mektuplar falan yazıp yazdırıp, iktidarla anlaşıp, Musa ve arkadaşlarından Cumhuriyet yönetimini gasp etti. Ee, Musa Kart paylaşmış Cumhuriyet'teki son karikatürüm buydu diye. Cumartesi anneleri ben de kızımı arıyorum. Evet. Cumartesi anneleri yüzlerce haftadır 90'lı yılların başından beri Galatasaray'daki eylemini sürdürüyor. Şöyle veya böyle. Ve gelelim <laughs> ya benimsin ya toprağın meselesine. Şimdi efendim Erdoğan e, va İstanbul valiliğine 4 saat içinde yasak erteleten AKP etkinliğinde konuştu. Bu ilk cümleyle ilgili olarak söyleyelim. Burada iki tane haber var. Birincisi İstanbul Valiliği 12 Eylül'den itibaren etkinlik yasağını getirdi ama 12 Eylül'de AKP'ye üye katılımı ile ilgili bir etkinlik vardı. Cumhurbaşkanı da orada konuşacaktı. Nasıl olur bu falan filan birkaç saat sonra efendim bu ertelendi. Niye? AKP o toplantıyı yapabilsin diye. Böyle onlarca hadise var. Sadece şu son birkaç hafta içerisinde AKP insanlar ölüyor. Yoğun bakımlar ağzına kadar dolmuş durumda. Doktorlar, hemşireler feryat figan. Birazdan bakacağız. AKP hemen her şeyi siyasetine alet ettiği gibi Covid'i de, Covid-19'u da siyasetine alet ediyor bir takım şeyleri COVID-19'dan bahanesiyle yapıyor veya yapmıyor. Yani bir bahane lazım. İşte gösteri ve yürüyüş bir ay boyunca iptal ettik. Niye COVID-19? E konserler serbest. Ya da konserler yasak, parti etkinlikleri serbest. Duruma göre anlık değişiyor. Sonra da İçişleri Bakanı Anayasa Mahkemesi başkanıyla ile polemiğe giriyormuş falan filan. Orada da ayrı bir garabet var. Birazdan bakarız. Şimdi birinci tarafı bu duruma göre yasak kararı. İkinci tarafı da bugün geldiğimiz noktadaki en vahimi bu bence. AK Parti'nin kaderiyle ülkemizin kaderi bütünleşmiştir diyor Erdoğan. Hatırlayalım bundan 5 sene evvel 7 Haziran 2015 seçimlerine giderken ve ondan hemen sonra o günlerde Bülent Arınç demişti ki biz bu iktidara mecburuz, mahkumuz, muhtacız. Yani biz bu iktidara zincirlenmişiz veya kendimizi zincirlemiş durumdayız. Bu bunun gibi bir şey. Beş sene sonra aynı şeyi Erdoğan ifade ediyor. Tehlikeli bir laf. AKP'nin kaderiyle ülkemizin kaderi bütünleşmiştir. Hani böyle çılgın aşıklar falan gelsin aklınıza. Ya benimsin ya toprağın. Hani Türk filmlerinde falan olur ya. Sen benim kaderimsin. Yani ya beraber olacağız ya beraber olacağız. Yani seni öldürürüm kendimi de öldürürüm. Hayatını bitiririm. Yani ya olacak ya olacak falan. Şimdi bir işin böyle bir tarafı var, çılgın, gözü dönmüş, aşık gibi bir tarafı var. Bir de işte bu bu tarafı da yani Bülent Arınç'ın lafına daha yakın Erdoğan'ın söylediği diyor ki yani. Şimdi düşünün bütün devleti tutmuşlar, rant o, şeyler, rantlar bağlanmış, musluklar bağlanmış, bürokrasisi A'dan Z'ye her şeyi kocaman zaten bir saray yapılmış kendine göre bilmem ne filan falan. Bir seçim olacak ve bu seçimde koltuğu devredip gidecekler. Mümkün mü böyle bir şey? O seçim o seçimde kaybedeceklerse girmezler. Kazanacakları seçime girerler veya seçim sandığını devirirler, seçimi kaldırırlar. İşte ne bileyim şey ilan eder. Seferberlik ilan eder. Şunu yapar, bunu yapar. Her yeri tutmuş durumdalar. Beş sene evvel, bugün gazetesinde hiç unutmuyorum, arşivde var, bırakamazlar diye bir yazı yazmıştım. Beş seneyi geçti. Haziran 2015'te. O yazıda şunu anlatıyordum. Kısa 2000 vuruşluk bir yazıydı. Hatta 1500 vuruşluk bir yazıydı. Burayı, 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 burayı tutan AKP, Erdoğan, buralarda 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 iktidara alışan tamamen iktidarla kaynaşmış bütünleşmiş her yere her yeri tutmuş vantuz gibi yapışmış İktidarı bırakmaz bırakamaz gitmez gidemez 5 sene geçti 5 sene de kemikleşti o ilişkiler yani evet ya benimsin ya toprağın Ömer Çelik Fransa ile ilgili en son diplomatik işte atışmada Erdoğan Türkiye'dir, Türkiye Erdoğan'dır dedi. Erdoğan Erdoğan'dır ya. Ve yarın Türkiye, bakın 14 Eylül 2020 itibariyle söylüyorum. Bundan birkaç sene önce de söylemiştim. Turan Görül Yılmaz'la yaptığımız, TT, yaptığımız TT gündemlerde de söylemiştim. Yeni değil. Yarın Türkiye Erdoğan isminden utanacak. Ve o isim her yerden kazanacak. Belki tarihten falan da kazanacak. Almanya ile Nazilerin ilişkisi, bugün Alman devletindeki veya Alman milletindeki Hitler meselesi gibi. Anılmayacağı gibi o tarihten çıkarılmaya böyle bir Erdoğan dönemi yokmuş falan varsa ve bir fetret dönemi falan, bir karanlık dönem, bir boşluk falan böyle olacak. Ama biraz daha vakit var buna belli ki. Fatih Altaylı demişken biraz önce başka bir konu tabii Cavit Çağlar değil. Bu ya benimsin ya toprağınla alakalı bir konu. AKP'nin her yeri tutmasıyla alakalı bir konu. Habertürk'te yazmış bugünkü yazısı. Biri bir şey okuyucu mektuplarını yayınlamış. Bir tanesi çok ilginç. Üyelik başlığı altında. Aynen okuyorum. Fatih Bey çok ilginç dün akşam saatlerinde filanca numaralı telefondan arandım bir hanımefendi sayın Cumhurbaşkanı ve il başkanımızın selamları var dedi. O hanımefendinin de Cumhurbaşkanı ile il başkanından haberi yok da yalan işte sallıyor. Teşekkür edip buyurun dedikten sonra sizi AK Parti'ye üye olmaya davet ediyoruz dedi. İlgilenmediğimi söyleyip teşekkür ettim ama kadıncağız fena bozuldu. Demek ki her yer kabul ediyor aradığı. Saygı duyuyoruz elbette dedi kapattık. Sonra telefon numarasına baktım internetten. Doğrudan direkt AKP Ankara İl Başkanlığı. Şimdi bu davet yasal mı, bu fişleme değil mi? Telefonumu nereden buldular? Benim devlet memuru, asker, polis, suçlu falan olup olmadığımı mı? Bir başka partiye üye olup olmadığımı nereden biliyorlar ki direkt üye olmaya çağırıyorlar? Bunları beni arayan han hanımefendiye sormamın bir alemi yoktu ki. Onu arayan hanımefendi de zaten bunlar bu soruları anlayamazdı. Çünkü doğup büyüme o sistemin içinde geldiği için öncesini, sonrasını ve neyin doğru olduğunu bilmiyor. Ve evet partili cumhurbaşkanlığı sisteminin ikinci yılında Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla bir yıl içinde 36 bin soruşturma açılırken yargılananlardan 308'i çocuk. Yeni Asya'dan getirdim bu haberi bir istatistik yani hem AKP genel başkanı hem Cumhurbaşkanı. AKP genel başkanı olarak AKP siyaseti veya AKP genel başkanının yürüttüğü siyasete laf söylediğinde Cumhurbaşkanı sıfatıyla hakaretten sana dava açıyor. Böyle bir durum var yani. Yeri geldiğinde partili şapkasıyla konuşuyor, yeri geldiğinde Cumhurbaşkanı oluyor. Tuhaf. Ama işte Türkiye. Parti genel başkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na Akşener'e neyse Devlet Bahçeli'ne hakaret serbest şeye gittiğinizde mahkemeye gittiğinizde işte efendim eleştiri sınırları içerisindedir. Siyaset e, bunu tölere etmelidir, toleranslı olmalıdır falan diye hakimler karar alıyorlar. Aynı genel başkan Erdoğan'da Erdoğan'a bir şey söylediğinizde Cumhurbaşkanı. Üç gün konuşsak üç ay nefes alamazlar demiş Ahmet Davutoğlu en sevmediğim şey yani. Konuşursam yer yerinden oynar. Konuşursam sokağa çıkamazlar. Konuşursam işte nefes alamazlar. Konuşursam kafayı kaldıramaz bir daha. Kafayı kaldıramazlar. Konuşursam rezil olurlar. Konuşursam başları belaya girer. Daha sayayım mı? 5-6 tane saydım. Çok klişe. Ne kadar sevimsizdir. Konuşacaksan konuş. Bir şey biliyorsan söyle. Ne ağzında geveliyorsun? Ama şantaj yapıyor yani. <laughs> Bak diyor yani e, biz rahatsız eden tavırlarınız var bizi ve partimizi veya işte hareketimizi şubu falan engel olmaya çalışıyorsunuz veya bizim şahsımıza dönük tehditler falan savuruyorsunuz. Sana sana da şu deriz, bucu deriz, içeri alırız, sustururuz falan filan gibi. Ee, bizim de diyor aybemiz dolu. Onun için bize elleşmeseniz iyi edersiniz. Biz bir takım sırları biliyoruz. Bunu kastediyor esasen. Konuşacağından değil de şu anda işte sopayı gösteriyor. Ha ama yarın öbür gün biraz daha üzerlerine giderlerse söyler. Zaten özellikle 15 Temmuz'a dair en son işte hatırlayın. Eee... Şaban Dişli'nin kardeşi Mehmet Dişli'ye dair falan yüksek askeri şura'da dönen hikayelere dair falan anlattıkları baya bir ses getirmişti. Ee, keşke Erdoğan biraz Davutoğlu'nu kızdırsa da Davutoğlu biraz konuşsa. <laughs> KCK 12 12 Eylül'de AKP MHP Ergenekon iktidarını yıkmak için hamle başlatıyoruz kararı almış. Yaşa Okey'e dördüncü aranıyordu. Hadi bakalım. Okey'e dördüncü bulundu. AKP, MHP, Ergenekon, KCK. Ne zamandır, KCK nerede, ne yapıyor bilmiyorduk. Evet, hamle başlatmaya hazırlanıyor. Akla hemen e, bu iki seçim arasındaki çok kan dökülen e, aylar geliyor. E, bir yerlerden işaret fişekleri atıldı belli ki. Evet, Okey'e dördüncü geliyor beyler bayanlar. bugün çokça paylaşılıyor. Hatta kendisini deviren bu e, Cumhuriyet Gazetesi yönetiminin manşetini Candan Darda paylaşmış. Bir e, 1 milyon çocuk tarikatların elinde. Ben bu habere biraz şöyle bakıyorum. Yukarıdaki başlığa bakın. kontrol gerilla iş başında 1 milyon çocuk tarikatların elinde. İki başlığı alt alta okuyorum. Başka da bir şey demiyorum. Anadolu Ajansı birazdan bakacağız. FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına yönelik soruşturma 47 gözaltı demiş. Birkaç avukatlık birkaç baro ses verdi ve avukatlar tamamen görevleri alanıyla alakalı konulardan dolayı gözaltına alındılar. Haklarında işlem yapılıyor. Anadolu Ajansı böyle yapacak yani. E, buna diyecek bir şey yok da T24'ün yaptığına ne diyorsunuz? Aynı başlık. Yani yarın öbür gün Aklınızın başına gelmesi için sizin için de mi bir, bir, bir yapılanma falan gibi böyle başlıklar atılması gerekiyor. Yazık. Ben eminim ki T24'te pek çok insan böyle düşünmüyor ama bir şey böyle tepeden aşağı doğru öyle sirayet etmiş ki ister istemez bir editörden veya bir ne bileyim herhangi bir masada herhangi bir sorumludan böyle çıkıyor yani. Erdoğan'ın gerçekleri, acı gerçekler demiş e, TR724 manşetinde. Moody's kredi notu meselesi gündemde. E, sert söz, sözlerle Türkiye'nin kredi notunu 20 sene sonra gerçekten e, ciddi aşağı çekti ve e, siz bu puanlama, sizin bu puanlamanızın kıymeti yok dedi. Moody's puanlarına birazdan bakacağız. Peki diyor e, Yusuf Dereli haber incelemesinde TR724'te nedir Erdoğan'ın gerçekleri? İşte gerçekler demiş. Kişi başına milli gelir 12.500 dolardan 7.000 dolar seviyelerine geriledi. Emekliler açlığa mahkum. İşsizlik TÜİK'e bile TÜİK'e göre bile 9 milyona dayandı. Çiftçi sayısı son 12 yılda %48 azaldı. Erdoğan'ın gerçekleri acı gerçekler. Cennet görünümlü cehennem manşeti atmış haber, haberdar gazetesi de aynı minvalde. Vatandaş AKP medyası ve Erdoğan'ı dinlediğinde cenneti gerçeklerle yüzleşince cehennemi yaşıyor. Örnekler vermiş. Mesela Erdoğan demiş ki şu anda Türkiye ekonomisi pik yapıyor. Karşısında Moody's Türkiye'nin notun, notunu yatırım seviyesinin 5 basamak 6 olan B2'ye düşürdü. A Haber 2020 ilk çeyrekte %4,5 büyüdük. TÜİK işte Türkiye ekonomisi 2022. çeyrekte %9.9 küçüldü. Erdoğan alınan tedbirler sayesinde artık da iyi noktadayız. Bilim kurulu üyesi korona hızla yayıldı. Her evde pozitif vaka var. Bunun gibi örnekleri sıralamış. Gerçekten cennet görünümlü cehennem başlı atmış haberdar. Detaylı girer bakarsınız. İşte bu da Moody's'in grafiği. Görüyorsunuz ee, ta Mayıs 95'lerden Eylül 2020'ye rakam görülüyor. Son 25 yıllık grafik görülüyor. 2001 krizinde B1 seviyesinde ve sonra yükselmeye başlıyor. B3, BA3, BA2, BA1 hatta BAA3 seviyesine kadar tırmanıyor. Ne zaman? 2013 sonları, 2014 başlarında. Gerçekten Erdoğan'ın 2013 sonunda 17-25 aralığı aralığa karşı başarılı olması, 2014 seçimlerinde falan da gene başarılı olmasının nedeni 2013 ve 2014 rakamlarının ekonomide iyi gitmesiydi. Ve insanlar refahı, konforu bozulmasın diye Erdoğan'ın yalanlarına tahammül etti. Yolsuzlukta boğazına kadar batmış AKP iktidarını korudu kolladı. Böyle de bir gerçeklik var. Görüyorsunuz Mayıs 2014 itibariyle zirvedeyken <laughs> basamakları adeta üçer beşer inmiş ve Eylül 2020 itibariyle son 25 senenin 30 senenin görülmemiş bir rakamına ulaşmış. Ve Moody's'in Türkiye ile aynı notu verdiği ülkelere bakıyorsunuz. Uganda, Tunus, Tanzanya, Ruanda, Nijerya, Kamerun, Kamboçya vesaire gibi ülkelerle aynı ligdesiniz. Selim Somçağ demiş ki TR Türkiye 97'de B1 almıştı. 2001 krizinde bile bu değişmedi. AKP'de B1 ile gelmişti ama şimdi onu da kaybetti. Yani görülmüş bir şey değil. Evet. Krizler koalisyon hükümetlerinden kaynaklandığı ekonomi tek parti iktidarı sayesinde güçlü iddiası çöpe gitti diyor. Metropol Ağustos araştırması çok kapsamlı her gün yeni bir veriyi açıklıyorlar. Burada refah düzeyi dikkat çekici refah düzeyi araştırması Ağustos ayında geçim şartlarının son bir yıl içinde iyileştiğini söyleyen seçmenin oranı %9 seviyesindeyken kötüleştiğini belirtenlerin oranı %63. AKP seçmeninin de %46'sı kötüleşti diyor. Geçim şartları son bir yıl içinde kötüleşti. Yeni çağdan getirelim. Haziranda işsiz ordusu 14.2 milyon. Sokaktaki durum daha da beter demiş. 100 lira yevmiye için bekleyen 400 kişi arasında Ankara dış kapı, dış kapı amele durağı efendim burası. 100 lira yevmiye için bekleyen 400 kişi arasında restoranını kapatıp amelelik yapmak zorunda kalan esnaf da var. Okul açlığı peşinde koşan 15 yaşında öğrenci de. Bir günden gelsin yeni dükkanların %38'i kapandı. Sadece Ankara'da Ocak 2018 Ağustos 2020 dönemi arasında açılan dükkanların %38'inin kapısına kilit vurulmuş efendim. Gene iyi bir oran. Onu da söyleyeyim. %62'si hala açıksa. Sözcü'den gelsin refah düzeyinde korkutan düşüş toplumun %64.3'ünün geçim şartı kötüleşti. Biraz evvel ekrana getirdiğimiz hikaye. Yoksula eğitim çok uzak bir gün. Uzaktan eğiş, eğitime erişim yoksullar için adeta imkansız OECD'ye göre 2016'da bilgisayarı olanların oranı %50 iken bu oran 2019'da %44.1'e geriledi. Yok yani çocukların bilgisayarı. Evet bu fotoğrafta çok güzel işte koyun otlatan çocuklar bilgisayar falan açmışlar ama işte ellerine tutuşturulmuş bir bilgisayara bakıyorlar. Böyle bir şey yok. Söyleyeyim televizyon bile yok çoğu yerde. Bırak şeyi. Bir de internet olsa Türkiye'de eğitim uzaktan ama karardan okuyorum. Türkiye internete erişimi olan öğrenciler listesinde 77 OECD ülkesi arasında 70. oldu diyor. İnternete erişimi olan öğrenciler listesinde 77 ülke arasında sondan 7. Türkiye. Onu bırak televizyon da yok diyorum ya bırak interneti. Evrensel manşet vücudunda platinler sırtında torba. Diyarbakır'da 65 yaşındaki Nasır Demirli vücudundaki platinlere rağmen sırtına aldığı büyükçe bir torbayla saatlerce yürüyerek şarj aleti satıp ailesini hayata tutundurmaya çalışıyormuş efendim. Dış politika Oruç Reis eve döndü diyor. Doğu Akdeniz ısınınca Yunanistan işte Cumhurbaşkanı Meis Adası'na gidiyor. Türk Genelkurmay Başkanı da hemen karşısındaki Kaşa gidiyor. Bilmem ne böyle bir bir idrar yarışıdır gidiyor Ege'de. Ayrı bir hikaye. Bir şey oldu yok Türkiye yalnız yapa yalnız. E, Arap liginde de yalnız, Batı'da da yalnız. Bir Macron dişine göre Erdoğan'ın ve sürekli Macron'a laf yetiştiriyor. Dedim ya ekonomideki bu facia iktidarın bir sıcak bir şeye ihtiyacı var tetikleyecek böyle bir Gündem değiştirecek işte mavi vatan vesaire gibi. Şimdi oruç reisi çekmişler. E, Efe'lenmenin sonu muhteşem yalnızlık. Do Doçent doktor Hakan Güneş Doğu Akdeniz politikasını yorumlarken böyle söylemiş. Çözümsüzlüğü isteyen yaklaşım var. Çünkü çözümsüzlük iç politikada kendi halklarına daha fazla baskı kuracak milliyetçi bir araç yaratıyor demiş. Doçent doktor Hakan Güneş yeni yaşamda. İşte Rumlarla kol kola Milli Gazete. Milli Gazete'de işte milli görüşgenleri devrede ve Erdoğan'a bu konuda azami destek veriyor. ABD ne zamandır Doğu Akdeniz meselesinde yok gibiydi ama Pompeo e, gördüğünüz gibi Rumlarla fotoğraf vermiş. İşte şeyi Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldırdı vesaire ve devreye girdi. Dolayısıyla hiçbir devlet yok Türkiye'nin yanında. Rusya dahil, öbürü beriki dahil. Yapa yalnız bir takım hakları olabilir, iddia ettiği konularda haklı olabilir ama orada bin yıllık bir sorun var. Yunanistan batı tarafından şımartılıyor olabilir, doğrudur. Son 200 yıldır küçücük bir bölgedeyken yabancı devletlerin, batılıların birinci Dünya Savaşı'nda, 2. Dünya Savaşı'nda ona da böyle altın tepsi içinde ikram ettikleri ganimetlerle büyümüş olabilir. En son 12 ada İtalyanlardan alınıp verildi. Kabul ediyorum. Fakat e, neden böyle bir zamanlamayla neden şimdi ve sonuç alabileceğiniz bir işe mi girdiniz yani? Işte Çavuşoğlu demiş ki Türkiye Akdeniz'de geri adım atmadı. Oruç Reis limana bakım ve ikmal için çekildi. Başka gemi yok mu onu gönderseydiniz kanuni filan var. Padişah isimlerini verdiniz ya gemilere. Evet. Türkiye 70 yıldır tanıdığı İsrail'i tanıma kararı alan Bahri'ni kınadı. Öyle de bir dış politikamız var. 48'de kurulmuş İsrail ile diplomatik ilişkiniz kurulduğu günden beri var. Bahreyn ilişki kurunca İsrail'e hey hey. Yani kes diplomatik ilişkini. Elçileri çek karşılıklı. Bütün diplomatik ilişkileri kesiyorum. Ticari ilişkileri kesiyorum de. Ki İsrail ticari ilişkiler söz konusu olduğunda petrol ticareti vesaire Erdoğan ailesinin ciddi bağlantıları var. Ortaya çıktı çıkıyor ve çıkacak göreceksiniz yani. Covid gündemine dönelim. Korkusuz, maske yok, mesafe yok. Nasıl bitecek bu virüs demiş. Burası İstanbul. Mesafeyi takan yok. Yıldız Tilbe konserinde açık hava. Evet. Görüyorsunuz. Profesör Özlü, Tevfik Özlü demiş ki her ailede virüs taşı taşıyan bir kişi var. Sokağa çıkma yasağı gelsin diyor. Ipsos araştırması Milliyet için yapılmış. Yazlıklarda okeye devam hürriyetten. Kumburgaz ve Silivri gibi tatil bölgelerinde tatile gidenler dönmemişler efendim. İstanbul'daki evlerine koronadan dolayı elektrikli ısıtıcı alıp bütün kışı yazlıkta geçirmeyi planlayanlar var diyor. Salgın en kötü Türkiye'yi vurdu demiş yeni mesaj. 27 ülkede yapılan anket sonuçlarını açıklamış. En kötü etkilenen ülke Türkiye diyor. Tüm hastalar keşke diyor. Bu da Yeni Şafak'tan. Evet bir iktidar gazetesi ama ara sıra böyle haberler yapıyor demek ki. Osman Tulan demiş ki lütfen herkes bu hastalığı ciddiye alsın. Yoğun bakımdan çıkmadan önce yanımda üç cenaze çıktı. O insanların feryat figanı insan, insanın canını yakıyor. Cem Baykal sağlık emekçisi ya da belki bir hastanede şeysi var tam bilemiyorum yöneticiliği veya kuruculuğu veya işte hastane yönetiyle bir hastanelerle ilişkisi olduğu belli. dün gece yarısı Kızıl Toprak kalamış ve Fenerbahçe bölgesindeki restoran ve mekanların önlerinde ve içlerinde gördüğüm manzaralar sonrası mesafe, maske gibi kurallara uymayanlara para cezası değil SGK sağlık güvencesi iptali yaptırımı uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Gördüğüm manzaralar kişiler ve Covid-19 yokmuşçasına dolu mekanlar bu insanların benim hastanemin hizmet grubu olduğu acı gerçeğiyle birlikte ürkütücüydü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ayakta yolcu yasaklanınca böyle bir tabela asmış. Cumhurbaşkanımız tarafından ayakça, ayakta yolcu almak yasaklanmıştır. Şoförle tartışmayınız. Şimdi bu resim ayrı bir hikaye ama İktidar bir önlem alıyor. Ondan sonra da sıkıntı olunca da şey mesela ayakta yolcu yasaklanıyor. Sonra da gerçekten İstanbul toplu taşıması kendi başına bir kaos zaten iyice bir sarpa sarıyor. Bu sefer de iktidar gazetelerinde işte büyük şehir işi yönetemiyor falan diye haberler. Hep oluyor yani. Bu Louis Vuitton maskesi efendim. Bunun için bir 7-800 doları gözden çıkartmanız gerekiyor. Modacılar, e, işin esprisi olsun e, yayını yavaş yavaş sonlandırırken modacılar da boş durmadı ve korona, COVID-19'a uygun e, bu tarz böyle siperlikler falan geliştirdi. Louis Vuitton geri durur mu? O da böyle hatırı sayılır bir para alarak böyle bir siperlik alabiliyorsunuz. E, bu da Burberry'nin. E, Burberry çizgisi çizgileriyle e, yüz maskesi. E, Modacılar veya büyük markalar bu tarz üretimler yaptıklarına göre bu iş epey başımızda duracak. Öyle bakmakta da yarar var. Bir iki haber başlığı üzerinde daha duracağım ve ondan sonra Sonlandıracağım manşeti biri şu ki Zülfü Livaneli'nin 12 Eylül'ün yıl dönemi dolayısıyla attığı tweetler okunmalı gerçekten şöyle diyor. 12 Eylül 1980 Yaşar Kemal, Aziz Nesin, Çetin Altan, Mümtaz Soysal ve ben Fransa Marsilya'da Mitterrand'ın düzenlediği Akdeniz diyaloğu toplantısındaydık. Darbe başımıza balyoz gibi indi. Ne yapacağımızı konuştuk. Aciz abi Paris'te oğlunun yanında bir süre kalmak istedi. Yaşar Kemal bana bir süre İsveç, İsveç'te kalalım dedi. Mümtaz Soysal Kıbrıs Anayasası'nı hazırladığını söyleyerek Çetin Altan ve Çetin Altan'la birlikte döneceklerini söyledi. Bu iş ne kadar sürer diye konuşuyoruz. Soysal en az 10 yılımızı alır diyor. Çok üzgünüz ama hiçbirimiz darbenin 40 yıldan fazla süreceğini, İslami bir rejimin temellerini atacağını, tahmin edemiyor demiş. Evet. 40 sene sonra gerçekten hiçbir şey değişmedi. Şans eseri yurt dışında yakalanmışlar ve dönmemişler. Evet. 48 avukat gözaltına alındı. Her avukatın evine 25-30 poliste baskın yapıldı. Basın mensupları baskın yapılacak adreslere polisten önce gitti. Gözaltındaki iki kadın avukattan biri 8 aylık Diğeri hamileydi, diğeri ise 25 günlük bebeği olan bir anneydi. Bolt toparlamış efendim. Bu da avukatlara sorulan sorular. Avukatlık stajınızı ne zaman hangi avukatlık bürosunda yaptınız? Büro ortağınız başka avukat var mı? Başka bir avukatlık bürosunda çalıştınız mı? Bu zamana kadar ne tür davalarda avukatlık yaptınız? Kaç dosyada avukat oldunuz, vekil oldunuz? Tamamen yaptıkları işle ilgili sorular. Ve bu soruların hepsine verilecek cevap şu. Sana ne, sana ne, sana ne, sana ne? Benim üzerime atılı olan suçlama nedir? Beni neyle suçluyorsun, neyle itham ediyorsun? Bana bununla gel ve ben de ona göre cevap vereyim. Esasen böyle olması gerekiyor. Ama işte ülke İçişleri Bakanı'nın Anayasa Mahkemesi'ne ayar verdiği bir ülke. Anayasa Mahkemesi şehirler arası yollarda gösteri yürüyüşünü yasaklayan kanunu iptal etmiş efendim. Ve bunun üzerine Süleyman Soylu şunu şöyle söylüyor. Diyor ki Evet. Her halükarda şeyi aradım da bulamadım. Daha evvel görmüştüm. Evet. Anayasa Mahkemesi başkanına söylüyorum diyor. Kendi arabamla tek başına gitmeye varım, sen var mısın? Şimdi bu haberi anlamak çok zor. Ben de ilgili satırları bulamadım. Ee, bu haberi önce kararın sitesinde okudum sonra Cumhuriyetin sitesinde okudum. Gerçekten ne anlatmak istediğini de göremedim. Ee, gerçekten günün haberlerinden biri ama haberi yazamadılar. Yazamadıkları için de doğru satırı biraz evvel bulamadım. Kastettiği şey şu. İşte Anayasa Mahkemesi bir karar almış. Şehirler arası yollarda vesaire görüş gösteri düşünü yasaklayan kanunu iptal etmiş. Yani oralarda gösterişli yapılabilir diyor. Şimdi İçişleri Bakanı bundan niye rahatsız oluyor? Yani zaten istediği yerde gösteri yürüyüşünü yaptırıyor, istediği yerde yaptırmıyor. Ve bundan rahatsız oluyor. Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karardan rahatsız oluyor. Ve diyor ki işte efendim diyor sen diyor kendine güveniyorsan işte diyor be, be, beraber gideceğiz. Ben de kendi arabamla tek başına e, gideceğim falan filan. Var mısın yok musun böyle bir şey? Hadi bakalım yani e, bakalım işte efendim güvenli bir şekilde filan. Yani bir de şey yapıyor. Yani bu işler çok güvenli değil yollar sokaklar. Hadi bakalım gelebiliyor musun, gelemiyor musun? Korumalarla falan dolaşıyorsun falan diyor. Yani İçişleri Bakanı olarak sen o caddeni sokan güvenliğini senin kendin alman lazım zaten yani. yani. Tutup da niye bununla Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı adeta tehdit ediyorsun falan. Yani son derece sıkıntılı bir laf ama yani sıkıntılı bir Türkiye, sıkıntılı bir şey nesini iptal ettiniz diye soruyor. Yani İçişleri Bakanı yargı kararlarına saygılı olması lazım, bunu uygulaması lazım vesaire vesaire ama çok tuhaf, e, enteresan bir şekilde ayar veriyor yani. Ayar veriyor. Şehit cenazelerini karıştırıyor, şehit ailelerini karıştırıyor. İşte tam şurada. Diyor ki Madem özgür bir ülkeyiz, ana caddelerde, sokaklarda özgürce yürüyüş hakkının ortadan kaldırılmasını onayladınız. Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım. Kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım, sen var mısın? Her yere. Biz buralardan gideriz ama ne olursunuz bu ülke büyük mücadele içerisinden geçiyor filan. Hani güvenliğini sağlaması gereken yolların güvenli olmadığını söylüyor yani. Bir de öyle bir tarafı var. Anayasa Mahkemesi'ne verdiği ayar bir yana. Evet. Ve bu da haber sitelerinde Soylu Anayasa Mahkemesi'ne çattı diye haber olmuş. Bir mermi kaç lira? Düşünüyor musunuz? Düşünebiliyor musunuz? Diyor Erdoğan. Bir mermi kaç lira? Evet bütün bunların hepsi işte o lira mermi ilişkisi, mermi lira ilişkisi. Bundan sonra gerçekten e, öngörülemez bir döneme giriyoruz. Öngörülmesi güç bir döneme giriyoruz. Erdoğan iktidarının, AKP döneminin sonlarına yaklaşıyoruz. Sonrasından da emin değiliz. E, ellerini oluşturanlar var. AKP ve AKP tayfasına çökmek için. E, bakalım göreceğiz, seyredeceğiz. Allah ömrü verdiyse çok uzamaz. Çok e, uzamaz taraflar çok kızıştılar ve belli ki birbirlerine dalacaklar yakındır. Hep birlikte seyredeceğiz. Hoşçakalın efendim. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla.